Tonguç Akademi'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Çünkü ikinci dönemin birinci yazıları başladı. Her zaman olduğu gibi bu sınavlarda da sizleri yalnız bırakmadık. Ve bugün yazılı kampını din kültürü ve ahlak bilgisiyle tamamlıyoruz arkadaşlar. Eğer ki önceki sınavlara, matematiğe, Türkçe'ye, fene'ye, sosyale ve İngilizce'ye bakmadıysan lütfen onlara da geri dönüp bir bak. Şöyle sınav öncesi oradan birkaç puan yakalayabilirsin. Bugün sizlerle arkadaşlar din kültürü ve ahlak bilgisinde yazılı hazırlık yapacağız birlikte. Öncesinde biliyorsunuz yazılı notlarımız var. Sonrasında ne yapacağız? Birlikte yazılıda gelebilecek soruları konuşacağız. Burada öncelikle biliyorsunuz öğretmenlerimiz birinci dönemden de soru sorabiliyor. Yani en son işlenen o Ocak ayı, Aralık sonu, Ocak başı tatile kadar olan kısımdan da soru sorabiliyor diye bizler orayı da alıyoruz. Yani zekat ve sadaka konusu zaten önemli bir konu biliyorsunuz. Orayı da dahil ediyoruz ve sonra Mart'ın sonuna kadar sorumlu olduğunuz konulardan bugün inşallah birlikte tekrar edeceğiz ve sonunda sorular çözeceğiz. Vakit kaybetmeden bismillah diyelim, başlayalım. Arkadaşlar, zekat ve sadakayı konuştuk. İkinci ünitemizde zekat ne demekti? İslam'ın beş temel şartından biri olan sözlük anlamı artma, arınma, mali bir ibadettir. Artma, arınma, çoğalma, gelişme, bereket gibi anlamlara geliyordu. Zaten zekatın sözlük anlamlarından baktığımızda bu ibadet insanın malını bereketlendiren, artıran bir ibadetti. Bir de şuraya temizlenme diye not düşmek istiyorum. Çünkü zekatın sözlük anlamlarından biridir. Allah-u Teala bu ibadette insanların günahlarından arınmasını amaçlar ve aynı zamanda yoksulun hakkını vererek, çünkü zekat yoksulun hakkını zenginden alıp yoksa vermektir. Bu şekilde malı da temizlemiş oluyoruz. Çünkü eğer biz zekatı vermezsek malın içerisinde yoksulun hakkı kalacağından dolayı kul hakkı ya da malın kirli olma, manen kirli olma durumu gerçekleşiyor. Ve bu şekilde zekat verdiğimizde malı da temizlemiş oluyoruz. Şimdi İslam'da ibadetler, mali ibadetler, bedenle yapılan ibadetler hem mali hem bedenle yapılan ibadetler olarak 3 gruba ayrılıyordu. Mali ibadetlerde zekat ibadeti var arkadaşlar. Bedenle yapılan ibadetlerde namaz var, oruç var değil mi? Mesela işte oruç tutabilecek kişilerin sağlıklı olması gerekir. Çünkü bu ibadet bedenle yapılıyor. Zekat ibadetinde de arkadaşlar dinen belli bir ölçüye, belli bir zenginliğe sahip olmak gerekiyor. Zekat ibadeti yılda bir defa verilen bir ibadet, yerine getirilen bir ibadettir. Mesela namaz günde 5 vakit, işte oruç yılda bir ay, Ramazan orucu farz olan, zekat da yılda bir kere verilir. Gelelim şimdi kimlere farz olduğundan. Arkadaşlar bütün ibadetlerde olduğu gibi Allah-u Teala akıllı, ergenliğe girmiş ve dinen zengin sayılan hür Müslümanlara bu ibadeti farz kılmıştır. Akıllı ve ergenlik fikstir zaten. Bir de zengin olmak gerekiyor. Şimdi Allah yoksula nasıl kalkıp da zekatı farz kılsın ki? Kılmaz değil mi? Çünkü o ibadetlerde amaç güç yetirebilirliktir. Yani o ibadeti yerine getirebilecek maddi imkanı olması gerekiyor. Dolayısıyla dinen zengin sayılan Müslümanlara farzdır. Ne kadar hani zengin olmak? Nisap miktarı mala sahip olmak gerekiyor. Peki nisap miktarı ne demektir? Dinen zenginlik ölçüsüdür. Her malın nisap miktarı ayrıdır, farklıdır. Mesela altında 80-85 gram altın. İşte toprak ürünlerinde diyelim ki belli bir rakam var. Ya da işte küçük baş hayvanda birazdan tabloda göreceğiz zaten. İşte 40'tan 120'ye kadar işte bir koyun gibi. Belli her hayvanın ya da her malın cinsinde nisap miktarı farklı. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kalan mal eğer nisap miktarına ulaştıysa ve bu malın üzerinden bir yıl geçtiyse o zaman zekat farz oluyor. Şimdi temel ihtiyaçlar ne demek? Burada bakım arkadaşlar, barınma, ulaşım masrafları,
Başka sağlık masrafı mesela, değil mi? İşte okula nasıl gidip geliyorsunuz? Servis mi kullanıyorsunuz? İşte kendi aracınızla mı gidiyorsunuz işe? Ya da ailenizle işte kullandığınız aracın yakıtı. Bu da ulaşıma giriyor. Yani siz bir yıllık bütün masraflarınızı topluyorsunuz. Ev kiraysa kira ya da işte mutfak masraflarınız, sağlık masraflarınız, okul eğitim masraflarınız, bunların hepsini topladığınızda malınızın içerisinden bu gideri çıkarıyorsunuz. Kalan ana para, eğer ki nisap miktarına ulaşmışsa, yani işte paranın şeyi nedir, 85 gram altına denkse, ne yapıyoruz? 40'ta birini, %2,5'unu zekat olarak, eğer üzerinden de bir yıl geçtiyse, bu paramız hala bizim mevcutsa, azalma olmuyorsa, orada zekat farz oluyor. Evet, devam edelim. Kimlere verilmez? Şimdi burada size çok güzel bir püf noktası vereceğim. Bu taktikle zekatın kimlere verileceğini ve kimlere verilmeyeceğini öğreneceksiniz. Arkadaşlar, bakmakla yükümlü olduklarımıza, kime bakmakla yükümlüdür insan? Anne babasına, işte çocuğuna, eşine, anneannesine, torununa bakmakla yükümlüdür. Çünkü bir alt soy ve üst soy muhabbeti vardır dinimizde. Bu yüzden biz bakmakla yükümlü olduğumuz alt soy ve üst soyumuza zekat veremiyoruz. Dolayısıyla şöyle bir çizim yapacağım. Tamam mı? Buraya verilmez. Tamam mı? Yukarı ve aşağı verilmiyor. Yani ne demek? Yukarıda kim vardır? Anne vardır, değil mi? Şöyle yazayım. Anne, baba, çocuk, değil mi? Çocuk gerçi alt soya giriyor. Yani sizin çocuğunuz. Aşağıda torun vardır, değil mi? Toruna verilmez. Üst soyda anneanne, babaanne, dede, değil mi? Dede verilmez. Bunlar bizim üst soylarımızdır. Çocuktan aşağısı, yani sizin çocuğunuz ve çocuğunuzun çocuğu olan toruna da zekat verilmez. Yanlara verilir. Kimdir yanlarda olan arkadaşlar? Kardeşiniz, amcanız, halanız, dayınız, teyzeniz ve onların çocukları, onlara zekat verebiliyoruz. Çünkü dinen onlara bakmakla yükümlü değiliz. Bakın, dinen diyorum. Yani bakabilirsiniz, bakmanız güzel bir şeydir. Tabii ki sevabı vardır. Ancak onlara neden bakmıyorsunuz, neden onların ihtiyaçlarını gidermiyorsunuz diye dini bir sorumluluk yüklenmemiştir. Yoksa tabii ki insan kardeşine bakabilir ama zekat verebilir. Ama insan çocuğuna zekat veremez. Çünkü çocuğuna bakmak zorunda. Tamam mı? Bu detaya dikkat ediyoruz. Üst soy ve alt soya verilmez. Yanlara, yani işte sizden sonra kardeşiniz vardır yan dal olarak. Kardeşin işte çocukları ya da işte babanızın yanlara doğru, amcanız, halanız, annenin tarafından, bunlara zekat verilebiliyor. Ama üst ve alt soya verilmiyor. Şu formülü unutmayın, tamam mı? Böyle yapıyoruz. Buralara verilmiyor, buralara verilebiliyor. Tamam. Bu şekilde birçok öğrencimiz çok rahat, akılda kalıcı bir şekilde bunları ezberledi. Zekatı kim verir? Zengin olan her Müslüman zekatı vermekle yükümlüdür. Kimlere verilmelidir? Tevbe suresi 60. ayette burada 8 grup insandan bahsediyor Allah-u Teala. Yoksullar, borçlular, düşkünler, yolda kalmış yolcular, özgürlüğünü yitirmiş olanlar, yani esirler ya da köleler. Kalbi İslam'a sınırılmak istenenler, yani Müslüman olmayıp, bu İslam'ın ilk yıllarında geçerliydi gerçi, Müslüman olmayıp ancak Müslümanlığa yatkın ya da İslam'ın ne kadar yardımsever ya da ne kadar hoşgörülü bir din olduğunu göstermek amacıyla yoksul ya da işte Müslüman olmayan kişilere de veriliyordu. İslam bu şekilde hızlı yayılsın diye. Ancak günümüzde böyle bir şey için ihtiyaç söz konusu değil. Allah yolunda çalışanlar, zekat toplamakla görevli memurlar 8. gruptur. Ne demek bu? Yani diyelim ki eskiden insanlar Allah rızası için zekatları toplayıp ve bunu da ihtiyaç sahiplerine dağıtırlardı. Zekat toplamakla görevli memurlar vardı. Onlar Allah rızası için yapıyorlardı. Ancak bazı insanlar da onlara da zekat veriyorlardı. Bu işi yaptıkları için veya işte bunu gönüllü olarak yaptıkları için. Gelelim nelerden zekat verileceğine. Gelir getirici bir cinsten olması gerekiyor arkadaşlar. Altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler.
ticaret malları, bunların hepsinde zekat miktarı yani nisap miktarı 40/1 yani %2,5 oranında zekat olarak veriliyor. Peki madenlerden ne kadar veriyoruz? Madenlerde çıkan ürünün miktarına bakılmaksızın 1/5 oranında yani %20'si verilir. Toprak ürünlerinden verilen zekatın diğer adı öşürdür. Sorularda gelebilir, dikkat edin. Eğer ki gübre veya ilaç kullanma, işte sulama gibi şeyler varsa %1/1 yani 20 oranında veriyoruz. %20 ama eğer ki toprak ürünlerinde bizim kendi işte tarlamızda doğal sulama, işte kendiliğinden sulama, gübre yoksa, ilaç yoksa o zaman 1/10 oranında veriyoruz. Deve çok kıymetli bir hayvan olduğu için her 5 deve için 1 koyun veya keçi verilir. Sığır ve manda büyük başta 1/30 oranında 30'dan 40'a kadar bir tane 2 yaşına basmış buzağı verilir. 40'tan 59'a kadar şöyle şurada bir rakamımızı yazalım. 40'tan 59'a kadar bir tane 3 yaşına basmış buzağı verir. Hayvanın yaşı arttıkça değeri de artıyor farkındaysanız. Burada 2 yaşında, burada 3 yaşında veriyoruz. Koyun, keçi yani küçük başta 40'tan 120'ye kadar bir koyun veriliyor. 121'den 200'e kadar da 2 koyun zekat olarak veriliyor. Gelelim diğer yardımlaşma çeşitlerine. Sadece İslam dini zekatla sınırlı kalmamış tabii. Sadaka, infak gibi ibadetlerle de yardımlaşma ve dayanışmayı artırmayı amaçlamıştır. Sadaka, sözlük anlamı doğru söylemek, sözünde durmak demektir. Müslümanın Allah'ın sevgisini kazanmak için yaptığı her türlü iyilik. Sadaka, maddi veya manevi bir yardımlaşma çeşididir. Yani sadece götürüp işte maddi olarak bir şey vermek zorunda değilsiniz. Manevi olarak yaptığınız iyilikler, güzellikler de sadaka kapsamına giriyor. Sadaka dediğimizde iki tane çeşidi var arkadaşlar. Fıtır sadakası, diğer adı fitre. Ramazan'a özgü bir sadakadır. Vaciptir hükmü. Bu sadakayı Ramazan'a kavuştuğumuz için, sağlıklı bir şekilde kavuştuğumuz için herkesin ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için de vermesi gereken, kişinin bir günlük yemek masrafı kadardır. Bir yoksulu doyurması gerekiyor bir günlük. Bunun bayram namazından önce verilmesi tavsiye edilir ki yoksullar da bayrama sevinçli girebilsin, ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye. Dediğim gibi diğer adı fitredir. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı asgari tutarını açıklıyor Ramazan ayında zaten. İnsanlar da buna göre minimum tutarını belirleyerek işte kendi ihtiyaçlarının, kendi günlük masrafları kadar çıkarıyorlar. Diğer adına fitre olduğunu unutmayacağız. Bunu fidye ile karıştırmıyoruz. Sadaka-i cariye, kesintisiz sadaka arkadaşlar. Şöyle not alalım. Kesintisiz sadaka. Yani faydası öldükten sonra dahi devam eden sadaka demek. İşte yol, çeşme, aşevi, kütüphane, okul, hastane, köprü gibi şeyler yaptırdığınızda, Allah rızası için bunu bağışladığınızda siz ölseniz bile kıyamete kadar size sevap yazılmaya devam ediyor. Yani ağaç diktiniz, meyvesinden işte insanlar istifade ediyor, hayvanlar istifade ediyor. Hepsinin sevabını siz de faydalanıyorsunuz buna. Sadaka-i cariye deniliyor. Ülkemizde birçok kurum ve yapı bu sadaka kapsamında yapılmıştır arkadaşlar. Gelelim infak. İnfak Allah yolunda harcama yapmak. Yani infak maddi bir ibadettir. Hani sadakada manevi bir boyutu var ya, infakta yok. Şimdi zekatı da maddi olarak düşünüyoruz ama şimdi diyeceksiniz ki zekatla infak arasındaki fark ne? Zekat yılda bir kere olan bir ibadet ve sadece zengin olanlara farz. İnfak ise her Müslüman kendi gücü nispetinde, yani kendi gücü ölçüsünde dilediği zaman harcama yapabilir Allah yolunda. Yani Allah rızası için yoksullara yardım edebilir. Buna infak deniliyor. Yani senenin istediğiniz zamanında, istediğiniz miktarda, bunun alt sınırı yoktur. Harcama yaptığınızda, bu maddi olarak harcama yaptığınız için infak ibadetine giriyor. Gelelim zekat ve sadakanın faydalarına. Arkadaşlar sorularda şöyle geliyor. Özellikle LGS'de de gelmişti. Bireysel ve toplumsal faydayı ayırt etmemiz gerekiyor. Bireysel fayda dediğinde sadece veren kişiyi, yani zekat ya da sadaka ya da infak ibadetini yerine getiren kişiyi etkileyen bir durum varsa, işte mala düşkünlükten kurtarır, bencillikten kurtarır, işte ya da aşırı hırsı engeller, malın şükrüdür gibi
böyle şey malı artırır gibi şeylerden bahsediyorsa, bak bunların hepsi, bu saydığım beşi de zekatı veren kişiyi etkileyen faydalar. Ancak eğer derse ki yoksulla zengin arasında köprüdür, dostluk, kardeşlik işte duygularını geliştirir gibi şeylerden bahsederse o zaman toplumsal faydadan söz ediliyor demektir. Buna çok dikkat edin. Cümleyi okuyun ve kendinize şunu sorun. Burada bir kişi mi etkileniyor, birden fazla kişi mi etkileniyor? Eğer bir kişi ise bireysel, birden fazlaysa topluma giriyor. Emri yerine getirmenin huzuru. Mesela bu bireysel arkadaşlar. Çünkü zekatı veren kişi Allah'ın emrini yerine getirdiği için huzurlu olur. Yani bireyseldir, değil mi? Cimrilik, bencillik ve hırslardan arındırır. Bireyseldir. Yoksulla zengin arasında köprüdür. Toplumsaldır. Dostluk, kardeşlik. İnsan tek başına dost olamaz. Kendi kendine kardeşlik duygusu gelişemez. Toplumsaldır. Buna dikkat ediyoruz. Evet, zekat verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu da çok önemli bir konu. Zekat verirken işte ne yapmamız lazım? Gerçek ihtiyaç sahipleri bulunup araştırılmalı dedi. Bir ibadet olduğundan niyet edilmesi gerekiyor. Öncelikle amacın Allah rızası olduğunu unutmamalıyız. Yani insanlar desin diye gösteriş yapmak için değil. Zamanda verilmesi gerekir. Gösterişten uzak durulmalı. Gurur ve kibre kapılınmamalıdır. Malın iyisinden verilmelidir. Biz ekleyelim bunu. Malın iyisinden verilmeli. Evet. Buraya ne diyebiliriz? Burada da gizlice verilmeli diyelim. Gizlice verilmeli. Yani gösterişi yapmamalı. İnsanları böyle göstere göstere yapmamalıyız. Başka ne olabilir arkadaşlar? Yine işte küçük düşürecek davranışlardan uzak duracağız. Zekatın fakirin ve yoksulun hakkı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Şöyle diyelim. Yoksulun hakkı olduğu bilinmeli. Evet, eğer ki işte klasik bir soru gelebilir. Zekat verilecek kişinin ya da zekat verirken nelere dikkat etmeliyiz derse bu maddeleri yazabilirsiniz. Evet, bu ünitenin sonunda Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı tanıdık ve Maun suresini öğrenmiştik. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'la ilgili en önemli bilmeniz gereken Medyen ve Eyke, yani iki kavme peygamber olarak gönderilmişti. İki kavmin de ortak hususu putperest olması, yani şirk koşması. Aynı zamanda kavminin ölçü ve terazide hile yapması. Yani insanların ticaret yaparken birbirini kandırması. İşte küçük kapla büyük kapla satma muhabbeti vardı. Bunlara dikkat ediyoruz. Hazreti Şuayb Aleyhisselam onları Allah'ın birliğine ve tekliğine inanmaya davet etmişti. Ancak onlar bunu reddetmişti. Hatta alay etmişlerdi, öfkelenmişlerdi. Sonrasında Medyen ve Eyke halkı çeşitli şekillerde helak edilmişti. Allah tarafından cezalandırılmışlardı. Maun suresine gelelim. Mekke'de indirilen bir suredir. 7 ayetten oluşur. Kur'an'ın 107. suresidir. Buradan aklınıza tutabilirsiniz. 107, 7 ayet. Maun sözlük anlamı yardım, zekat demektir. Burada bu surede Allah'ın nimetlerini inkar eden, ahireti inkar eden nankör ve riyakar, yani ibadetlerini gösteriş için yapan, ibadetlerini de alaya alayan, ciddi alan, namazlarını ciddiye almayan, ya ufacık yardıma da engel olan insan tiplerinden bahsedilir ve Allah bu insanları eleştirerek bu ayetlerde, surelerde bizlere bahsediyor. Gelelim din ve hayat ünitesine. Arkadaşlar din ve hayatta da sosyal bir konuydu bu konu. Din, birey ve toplumu ele almıştık. Din ne demekti? İlahi kurallar bütünüydü. Muhatabı insandır. Akıl sahibi ve özgür iradeli insanlardır. İnsan yaratılış itibariyle, fıtratı itibariyle yüce bir varlığa inanma ihtiyacıyla dünyaya gelir. İşte onun bu ihtiyacına karşılık veren dindir. Yani din fıtri ve evrensel bir duygudur. Fıtrat kavramını gördük. Yaratılıştan sahip olduğumuz özellikler, Allah'ın inanacak ve kabul edecek özelliklere sahip olmak demektir. Dinin bireye ve topluma etkileri vardı. Sosyal etkilerinden bahsetmiştik. İşte bireye psikolojik ve ruhsal etkilerinden bahsetmiştik. İnanç ne demektir? İnanç Allah'ın birliği demek. Tevhid inancı da Allah'ın birliğine ve tekliğine inanmak demekti. İbadetler dediğimizde aklımıza zekat ve sadaka geliyor. Bu ibadetlerle toplumsal fayda hedeflenir. Kurban gibi ibadetlerle, yine hac ibadetlerle, namaz da insanın ruhsal açıdan gelişmesine, olgunlaşmasına katkı sağlar. Ahlak dediğimizde dinin ahlaki boyutu vardı. Doğruluk, dürüstlük, iyilik emredilmiştir. Sosyal hayata ilişkin kurallarda da evlilik, alışveriş, ticaretle ilgili kanunlar belirlemiştir ve bunlara uyulmasını ister ve bunlarla bir düzen kurar din.
Dinin temel gayesi neydi peki? Din insanı dünya ve ahirette mutlu olmayı olmasını amaçlar ve insanlara sahip olduğu hakların korunmasını ister. Hak ne demek? Gerçek, doğru, gerçeğe uygun, adalet anlamlarına geliyor. Aynı zamanda El-Hak Allah'ın isimlerinden biridir arkadaşlar. Dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalığa biz hak diyoruz. İslam'ın korumasına önem verdiği temel haklar vardır. Bunlara zaruratı hamse, Arapçada 5 demek. 5 temel gaye, 5 temel hak. En temel hak canın korunmasıdır. Çünkü insanın yaşamını devam ettirmesi ve dini sorumluluklarını yerine getirmesi canlı olmasına bağlıdır. Sonrasında neslin korunması vardır. Neslin korunması için de İslam dini zinayı yasaklamıştır. Sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir toplum demektir. Bu yüzden nikahı zorunlu kılmıştır. Malın korunmasında da mal her Müslümanın malı dokunulmazdır. Buna bağlı olarak işte hırsızlık, gasp, rüşvet, faiz, haksız kazanç yollarını yasaklamıştır. Haram kılmıştır. İnsanın en önemli kazancının helal yollarla alın teriyle olduğunu söylemiştir. Aklın korunmasında aklı insanın sahip olduğu en değerli şey, bunu korumak için de sarhoşluk veren her türlü şeyi yasaklamıştır. İşte alkol ve içki türü her şeyi, uyuşturucu maddelerini yasaklaması aklı korunmak içindir. Dinin korunmasında da, dinin korunması nasıl mümkündü? İnsanın dini temel kaynaklarına bağlı kalmasıyla, yani Kur'an ve sünnete bağlı kalmasıyla mümkündür. Bidatlardan ve hurafelerden, yani gerçek olmayan, dinde yeri olmayan, sonradan ortaya atılan inanışlardan ve davranışlardan uzak durulması gerekiyor. Bu şekilde din korunmuş olur. Eğer biz bidat ve hurafelere bağlı kalırsak, işte bunları uygularsak, o zaman dini tahrif etmiş, yani bozmuş oluruz. Hazreti Yusuf kıssası anlatılmıştı bu ünitede. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan biridir. Kenan diyarında dünyaya gelmişti. Kur'an-ı Kerim'de onun kıssası kıssaların en güzeli, Ahsenül Kasas olarak adlandırılır. Çocukken bir rüya görüyordu. Kardeşleri bunu anlatmamasını istiyordu babası. Çünkü babası onun özel biri olacağının farkındaydı. Yakup Aleyhisselam da peygamberdir bu arada. Daha sonra kardeşleri babalarının Yusuf Aleyhisselam'a düşkünlüğünden dolayı kıskançlığa bürünmüşlerdi. Ve şeytana da uyarak ne yapmışlardı? Kardeşlerini kuyuya atmışlardı. Orada Mısır'dan Kenan bölgesinden, kuyunun olduğu yerden geçen bir köle kervanı kuyudan su çekmek istediklerini Yusuf Aleyhisselam görüyorlar. Eli yüzü düzgün, çok da güzel bir çocuk. Onu alıp iyi bir paraya satarız diyorlar. Mısır'a götürüyorlar ve köle pazarında satılıyor. Sonra köle olarak bulunduğu evde, hizmetli olarak bulunduğu evde bir iftiraya uğruyor ve zindan benim için daha hayırlıdır diyerek zindana düşmeye razı oluyor ve zindana düşüyor. Allah-u Teala kendisine zindandayken peygamberlik görevini veriyor. Aynı zamanda rüya yorumlama mucizesi veriyor. Sonrasında bir şekilde o cezaevinden, zindandan çıkıyordu hatırlarsanız. Nasıl Mısır hükümdarının rüyasını yorumlamıştı ve bu şekilde zindandan çıkmıştı. Nasıl? İftiradan aklanarak, yani ona iftira atan kadın iftirasını geri çekince zindandan bu şekilde çıkmıştı. Yorum yaptığı rüya sahibi, yani Mısır hükümdarı, rüyanın yorumunu çok beğenince ona hazineden sorumlu olması için böyle bir bakanlık teklifinde bulundu. Mısır'a vezir oldu. Kıtlık yıllarında malı stokladığı yerden halka dağıtmıştı. Bunu duyan kardeşleri de kalkıp oraya gelmiş hatırlarsanız ve orada Yusuf Aleyhisselam'la karşılaşıyorlar. Yakup Aleyhisselam da oraya geliyor. Daha sonra kardeşleri onun önünde eğiliyorlar ve özür diliyorlar. Kardeşleri ve annesi babası oradayken hatırladığı rüya aklına geliyor. Çocukken gördüğü rüya vardı ya, yıldız, 11 yıldızın güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görüyordu. İşte babacığım diyor, bu vaktiyle gördüğüm rüyanın yorumudur diyor. Asla kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülüğün den intikam almaya çalışmıyor. Onları affediyor ve ne yapıyor? Karşılaşmış olduğu zorluklara karşı da sabırlı olması, Allah'a dayanıp güvenmesi, tevekkül etmesi, onun kıssaların en güzeli olarak hayat hikayesinin adlandırılmasına vesile oluyor. Yusuf Aleyhisselam'dan çıkaracağımız birçok ders vardı. Bunlara dikkat edelim. Asır suresi ve anlamı. Asır, zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara geliyor. 3 ayetten oluşuyor. Asır suresinde samimi iman edenlerin, salih amel işleyenlerin, yani Allah rızası için iyilik yapan, güzel davranışlarında bulunanların, birbirlerine hakkı, yani gerçeği ve sabrı tavsiye edenlerin ziyanda olmayacağı, onların kurtuluşa ereceğinden bahsediliyor. Ancak diğer insanların ziyanda olduğundan bahsediliyor. Salih amel ne demekmiş? İyi ve güzel, yararlı her türlü işe salih amel deniliyor.
Gelelim şimdi dördüncü ünite. Şimdi diyeceksiniz ki dördüncü ünite neden burada? Arkadaşlar şunu unutmayın. LGS'de ikinci dönemden çıkmayacak. Ancak yazılarınız da ikinci dönemden çıkacak. Buna dikkat edin. O yüzden buralarda mutlaka çalışıyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliği ünitesi dördüncü ünitemiz. Hazreti Muhammed'in doğruluğu ve güvenilir kişiliğini örnekler içerisinde işleyeceğiz. Sonra diğer başlıklara bakacağız. Allah'tan aldığı emir ve yasakları bildirmekte görevli kişiye peygamber denir. Peygamberlerin sıfatları vardır. Bunlar nelerdir? Sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ. Sıdk, doğru sözlü olmaları, emanet, güvenilir olmaları, fetanet, akıllı ve zeki olmaları, ismet, günahtan uzak olmaları, tebliğ, Allah'tan aldıkları vahiyleri insanlara iletmeleri. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere gönderilen, yani insanlara gönderilen son peygamberdir. Kıyamete kadar onun hükümleri ve peygamberliği geçerlidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının en güzel örnek olduğunu, yani onun üsve-i hasene olduğunu, en güzel örnek olduğunu vurgulamış. Şöyle burayı da çiziyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme güvenirliğinden ötürü Muhammedül Emin ismi verilmiştir. Hiçbir zaman yalan söylememiş, insanları kandırmamış, aldatmamıştır. Doğruluğu ve güvenilir kişinin en güzel örnektir. Bu peygamberlikten önce aldığı bir sıfatla hatırlarsanız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve affedici oluşu. Merhamet ne demek? Acı ve sıkıntılara duyarlı olma demek. Yetimlere, çocuklara, kadınlara, yaşlara ve hayvanlara karşı son derece merhametliydi. O kendisine kötülük yapanları dahi affederdi. Özellikle hatırlarsanız Taif'te insanlara tebliğ için gittiğinde orada şehirde taşlanmıştı. Ancak yine de onlara beddua etmemişti. Üstelik hayır duada bulunmuştu. Onların affedilmesi için, doğru yolu bulması için dua etmişti. Merhametli ve affedici oluşuna örnektir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in istişareye önem vermesini konuşalım. İstişare, danışma, fikir alma demektir. Kur'an-ı Kerim'de Şura suresi vardır. Yani danışma, danışan Müslümanlardan bahseder orada. Bedir savaşı sonunda esirlere nasıl davranılacağı, Uhud savaşında düşmanın nasıl karşılanacağı ve Hendek savaşında Hendek kazma fikri Selman-ı Farisi'den çıkmıştır. Bunların hepsi Peygamber Efendimiz'in sahabilerle aldığı kararlardır arkadaşlar. Yani tek başına karar vermezdi. O mutlaka herkesin fikrine danış sorardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davasındaki cesaret ve kararlılığı, cesaret yiğitlik demektir. Kararlılık da sebat gösterme, devam etme, azim, karar vermek, gayret göstermek demektir. O kendisine tehditler eden, hatta mal teklif edenlere dahi ne demişti? Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz yine de davamdan vazgeçmem diyerek kararlılığını göstermişti. Hakkı gözetmedeki hassasiyeti, Peygamberimiz her hak sahibine hakkının teslim edilmesi ve adil olmak konusunda Müslümanlara uyarmıştır. Karar verirken hiç kimseye ayrıcalık göstermezdi. Akrabaları kayırmazdı. Hatta hatırlarsanız bir savaşta henüz Müslüman olmamış eniştesi ne olmuştu? Esir düşmüştü ve onun kızı olması gerekiyor. Kızı ne yapmıştı? İşte onun kurtulması için gerdanlığını göndermişti. Peygamber Efendimiz de demişlerdi ki bu sizin akrabanız, damadınız, enişteniz. O yüzden onu salalım demişlerdi. Peygamberimiz ne demişti? Akrabam dahi olsa kesinlikle bedelini ödemeden, yani kefaretini ödemeden serbest bırakılmaması, yani bir ayrıcalık yapılmaması gerektiğinin vurgusunu yapmıştı. Statü, yani insanların soyuna göre ya da İnsanların kabilesine göre ya da makamına göre bir ayrım yapmazdı. O herkese eşit, adil davranırdı. Hazreti Muhammed'in insanlara değer vermesi, o insanların dertlerini sabırla dinler, sorunlarına çözüm bulmaya çalışırdı. İnsanların yüzüne bakarak konuşurdu, onlara zaman ayırırdı. Evet arkadaşlar, az önce anlatmış olduğum bütün yazılı notlarımız burada mevcut. Lütfen sınav öncesinde bunları bir tekrar edin. Şöyle bakın, din kültürü 2. dönem 1. yazılı notlarımız. Din, birey, toplum, dinin temel gayesi. Bu kavramlar çok önemli. Çünkü soru içerisinde bir kavramı bile anlamazsanız o zaman bambaşka bir mana verirsiniz soruya ve çok yanlış olur. O yüzden lütfen bunlara dikkat edelim. Bakın burada Hilful Fudul yazıyor mesela, işte Peygamber Efendimiz'in dürüst ve güvenilirliğini gösteren, adalete önem verdiğini gösteren bir dernektir. O Erdemler Topluluğu'na katılmıştı. Gibi gibi bu şekilde yazılı notlarından tekrarınızı yapabilirsiniz. Sonrasında tabii ki yeterli mi? Değil. Birazdan biz sizinle prova yapacağız ama bu işlediğimiz ünitelerle ilgili hepsini buradan sorularını çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Burada din kültürü kısmını açıyorsunuz. Bakın kader ve kazayı da tekrar edebilirsiniz. Belki öğretmenleriniz sorabilir. Burada ne yapacağız? İstanbul paylaşma ve yardım. Yani 5'ten itibaren, test 5'ten itibaren başlıyorsunuz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve
13. test dahi ödeviniz arkadaşlar. Yani 5 ile 13. test arası ödev olarak sizlere veriyorum. Bu soruları yaparsanız sınavınız zaten bal kaymak gibi geçecektir Allah'ın izniyle. Gelelim şimdi öğretmenlerin en sevdiği konu. Buradan %100 soru gelir diyorum. Çünkü şu kavramlar çok önemli ve burada mutlaka en az 6 tanesi, en az 6 diyorum bakın, yani daha fazla bile olabilir. İddia ediyorum sınavda çıkacak bu kavramlar. Çok dikkat ediyoruz buraya. Hadi bakalım birlikte eşleştirelim. Şimdi şöyle kalemimi alayım. Evet. Kişinin yalnızca Allah rızasını gözeterek yaptığı maddi ve manevi yardımlar. Maddi ve manevi dediğine göre sadak olması gerekiyor. Çünkü manevi bir boyutu var değil mi? Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar muhacir, hicret eden demek. Mekke'den göç eden Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlar ensar olacak. Nasara yardım etti kökünden geliyor arkadaşlar. Evet, o zaman G diyoruz buraya. Tarım ürünlerinden verilen zekat için kullanılan kavram öşür olacak. Kişi öldükten sonra dahi sevap kazandıran kesintisiz sadaka, sadakayı cariye olacak. Temel ihtiyaçlar dışında kalan belirli miktarda para, altın. Neydi bu arkadaşlar? Temel ihtiyaçlar dışında kalan nisap miktarı yani demek. Ramazan ayına özgü sadaka fıtır sadakası olacak arkadaşlar. Fıtır veya fitre de diyebilirsiniz. Allah yolunda harcama yapmak infak ibadeti. Büyükbaş hayvanların zekat oranı 1/30'dur. Bunu da böyle eşleştiriyoruz. Gelelim şimdi boşluk doldurmaya. Arkadaşlar öğretmenler boşluk doldurmayı çok seviyor. Buraya çok ama çok dikkat edin lütfen. Evet, başlıyoruz şimdi. Nokta nokta geniş kapsamlı bir yardımlaşma olup sadece mali bir ibadet değildir. Sadece mali olmayan ibadet, yani manevi boyutu da olan ibadet sadaka olacak. Zekat ve sadaka zengin ile yoksul arasında bir ne görevi görür diyordu Peygamber Efendimiz? Köprü değil mi? Onları birbirine yaklaştıran bir köprüdür. Nokta nokta nisap miktarı yoktur. Çıkan ürünün 1/5'i zekat olarak verilir. Neydi çıkan ürünün 1/5'i zekat olarak verilen arkadaşlar? Tabii ki maden ürünlerinden olması gerekiyor. Hemen bakıyorum madenlerde. Evet. Değerli taşlar, madenlerde nisap miktarı yoktu. Kalpleri İslam'a sındırılmak amacıyla zekat verilen Müslüman olmayan kişilere ne denir? Kalpleri İslam'a sındırılmak. Burada müellefe-i kulüp, bunlar bu şekilde isimlendiriyor. Bazı öğretmenlerimiz buna önem veriyor. Müellefe-i kulüp, bu kavramlar önemli. Kalpleri İslam'a sındırılmak istenenler. Kur'an'ın 107. suresinde nokta nokta ve nokta nokta iki insan modeli eleştirilmiştir. Nasıl insanlar? Nankör ve nasıl gösteriş yapan riyakar. Evet, riyakar insan modeli eleştirilmiş. Nokta nokta yardım zekat ne demekti? Maun, yardım ve zekat demekti. Hazreti Şuayb nokta nokta ve nokta nokta halklarına peygamber olarak hangi kavimler? Medyen ve Eyke. Bunları karıştırmıyoruz, tamam mı? Evet, Medyen ve Eyke'ye gönderilmişti. Devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri zekatın bireysel faydalarındandır? İnsanı bencillik ve cimrilikten uzaklaştırır. Bakın bencillik ve cimrilik, bunlar insanda olan davranışlar değil mi? Yani kişiyi uzaklaştırır. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma anlayışı gelişir diyor, yaygınlaşır diyor. Bireysel mi? Toplum dedi zaten. O yüzden hayır. Kişide mal biriktirme hırsını engeller. Evet. Kişide şefkat ve merhamet duygularının oluşmasını sağlar. Kişide diyor bakın. Şu kişide diyenleri, tek olanları çiziyorum. Toplumda ekonomik dengesizlikleri ortadan kaldırır. Bu da toplum diyor. Bakın oraya dikkat ediyoruz. Yani ne olacak cevabımız? 1, 3 ve 4 olması gerekiyor. Bakıyorum seçeneklerime. 2 var, eliyorum zaten. 2 olanları elememiz gerekiyor. Çünkü toplum dedi. Onları eliyoruz. Evet, burada da 5'i ele almış. 5'i de aldığı için eliyoruz. Geriye ne kalıyor? 1, 3 ve 4, yani C seçeneği olacak. Evet, dinin temel gayeleri ilgili boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. Hangi yasaklanan işin ya da işte konuyla ilişkili kavramın hangi ilkeye, hakka ait olduğunu bulmamız gerekiyor. İş ve can güvenliği, intihar, cinayet, canın korunması arkadaşlar. Faiz, kul hakkı, israf, tefecilik, helal, haram, kumar. Bu neydi? Malın korunması olacak.
Alkol, uyuşturucu, bağımlılık neyle ilgili? Aklı kullanmaya engel oluyor değil mi? Aklın korunması olacak. Kur'an, sünnet, hurafe, bidat dinin korunması olacak. Aile, nikah, zina bu da neslin korunması olacak arkadaşlar. Evet, bunlara dikkat edelim. Bu küçük anahtar kavramlar bize cevabı veriyor. Gelelim şimdi doğru mu yanlış mı? Arkadaşlar %100 yazılıda sorulur diyorum. Çünkü çok önemli, öğretmenlerimiz hem kafamızı karıştırmak istiyor hem de öğrenip öğrenmediğimizi bu şekilde net bir şekilde görebiliyor. Yapılan arkeolojik çalışmalarda dini motiflerin bulunması dinin evrensel bir olgu olduğunun kanıtıdır. Evet, yani dünyanın her zamanında ve her yerinde olmuştur din. Din bireyin yalnızca kendisini düşünmesini değil yaşadığı topluma da faydalı olmasını sağlar. Evet, bunu çeşitli ibadetlerle zorunlu kılmıştır zaten. Zekat, sadaka, işte diyelim ki infak gibi ibadetlerle amaçlar. İslam dini insanından 5 temel değerin korunmasını istemiştir. Evet, doğru. Kişi aklını özgürce kullanamadığı durumda da sorumludur. Yanlış. Yani sarhoşluk, baygınlık, uyku gibi durumlarda sorumlu değildir. Kişi kazandığı malın haram helal olmasına bakmadan çok çalışmalıdır. Tabii ki yanlış. Yani başarıya giden her yol mübahtır diye böyle bir şey yok. Paramızı aman kazanalım da helal mi haram mı değil. Helal yoldan kazanılmasını ister. Dinin korunması dini temel kaynaklarından öğrenip doğru uygulamaktır. Kesinlikle doğru. Hazreti Yusuf Mısır'a sultan olunca ilk işi kardeşlerine intikam almak olmuştur. Yanlış arkadaşlar, affetmiştir onları. Asır suresinde insanların sadece iman etmekle kurtuluşa ereceğinden bahsedilir. Yanlış. İman edip salih ameller işleyince. Yani sadece iman etmek yeterli değil. İbadet de gerekiyor. Evet. Bir parçamız var. Bu parçada dinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır diye soruyor. Maddi yönüyle beslenme, giyinme, barınma, dinlenme gibi ihtiyaçları olan insanın manevi açıdan da güvenme, bağlanma, inanma gibi ihtiyaçları vardır. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa manevi ihtiyaçları da doğuştandır. Bu yönüyle insandaki inanma ihtiyacı da fıtridir. İnsanda her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım isteme eğilimi vardır. İnsanın bu isteklerini en güzel şekilde karşılayan dindir. Şimdi baktığımızda burada insanın manevi ihtiyaçlarına cevap vermesi, sosyal ilişkileri düzenlemesi, dünya ve ahiret dengesini gözetmesi, ihtiyaç sahipleriyle ilgilenmeyi emretmesi. Zaten şunu ediyorum arkadaşlar, sosyal ilişkileri de ediyorum. Baktığımızda burada insanın manevi ihtiyaçlarına cevap verdiğinden, bakın, ona sığınma, güvenmeden bahsediyor değil mi? Yani insanın inanma, bağlanma, sığınma gibi duygularına din cevap veriyor. O yüzden cevabımız manevi ihtiyaçlarına cevap vermesi A seçeneği olacak. Evet. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Canın korunması değil mi? Burada cana kıymaktan bahsetti. Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün canların insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Burada da yine canın korunması. Ey inananlar, içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şimdi içki dedi. Bunu bir akıl yazıyorum buraya. Sonra kumar dedi. Mal. Sonra dedi ki putlar. Bu da yani dinin korunması değil mi? Fal okları da yine mala giriyor. Şans oyunlarına giriyor. Arkadaşlar burada 3 tane birden bahsediyor korunması gereken temel haktan. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Bu da malın korunması ile ilgili. Şöyle malın diyelim, canın diyelim, canın diyelim. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bu da israfla ilgili olan kısım, malın korunması. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlasla kulluk et. Dinin korunması olacak. Yani sadece Allah için ibadet etmek dini korumaktır. Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Neslin korunması olacak. Yani bir ailenin, anne babanın çocuklarını güzel ahlakla yetiştirmesi de neslin korunmasına giriyor. Bu paragrafta peygamberlerin hangi sıfatından bahsedilmektedir? Dürüst olmak, emanete ihanet etmemek, verdiği sözü tutmak gibi özellikler güvenilir insanın nitelikleridir. Peygamberliğinden önce de insanlar arasında Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olarak tanınan Hazreti Muhammed insanlara daima güven vermiş, verdiği sözü tutmuş ve emanetleri en güzel şekilde korumuştur. Burada arkadaşlar baktığınızda tebliğden bahsediyor mu? Hayır. Yani Allah'ın aldığı vahiyleri iletmek. Sıdk, doğru sözlü olmaları, ismet ise günahtan uzak olmaları,
emanet ise güvenilir olmaları anlamına geliyor. Şimdi baktığımızda burada insanlara güven vermeleri ve emanetleri iletmeleri, sözünü tutmaları, bunların hepsi neye giriyor? Emanete, yani güvenilir olmaya giriyor. Cevabımız ne olacak? D seçeneği, emanet olacak. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Hendek Savaşı öncesi nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda sahabenin görüşlerini dinlemesi ve bu görüşlerden birine göre hareket etmesi. İstişare, danışma, şöyle not alalım. Hazreti Hatice'nin ticaret kervanını kendisine emanet etmesi ve onun da bu güveni boşa çıkarmaması. Dürüstlüğü diyelim şöyle, dürüstlüğü ve güvenilir oluşu. Kendisine düşmanlık edenlerin bile en değerli eşyalarını gözleri arkada kalmadan ona emanet etmeleri. Bu da yine dürüstlüğü diyelim, doğruluğu. Medine'ye hicret edeceği zaman kendisine bunların emanetleri sahiplerine teslim etmesi için Hazreti Ali'yi görevlendirmesi. Bu da onun dürüst ve güvenilir ahlakını gösteriyor. Bakın 3 tane seçeneğimizde dürüstlükten ve dürüstlük güvenilirlikten bahsederken A seçeneğinde istişareye önem vermesinden bahsediyor. O yüzden A farklı olacak. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışı aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir? Müşriklerin kendisine yaptığı eziyetlere karşı, ey Allah'ın Resulü, beni Rabbin gönderdi, emrindeyim. İstersen bunları şehirleriyle birlikte tarumar edeyim diyen Cebrail'e Hazreti Muhammed, hayır ey Cebrail, ben insanları helak etmek için değil, helaktan kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden zamanla bir tek de olsa Müslüman çıkar cevabını verdi. Bu olay ne zaman olmuştu? Taif'te yaşanmıştı arkadaşlar. Bu olay baktığımızda Taif'e karşı beddua etmemesi, onların helak olmasını istememesi Hazreti Muhammed'in merhametli ve affedici oluşunu gösterir. Hemen D seçeneğinde gördüm. Cevabımı verdim. Hızlı oluyoruz değil mi? Evet. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in istişare neticesinde aldığı ve uyguladığı kararlar arasında gösterilemez? Hazreti Muhammed kritik konularda ortak bir tutum belirlenmesine özen göstermiş, kararları istişare neticesinde almış ve uygulamıştır. Bedir Savaşı sonunda esirlerin nasıl davranacağı istişare sonucu alındı. İşte okuma yazma öğretme karşılığında. Uhud Savaşı'na düşmanın nasıl karşılanacağı, işte bir savaş stratejisi belirlenmişti. Namazın nasıl kılınacağı. Arkadaşlar bu konuda istişare edilmez. Dini konularda, yani Peygamber Efendimizin gösterip öğretmesiyle ilgili konularda, namaz nasıl kılınır, hacı nasıl yapılır, bunlar istişareye açık değildir. O yüzden gösterilemez diyoruz. Hendek Savaşı öncesi şehrin etrafına hendek kazılması fikri zaten Selman-ı Farisi'den çıkmıştı. Bu da yine istişare neticesi, ancak namazın nasıl kılınacağı gösterilemez. Evet arkadaşlar, bomba gibi bir yazılıya hazırlık oldu. Çok dolu dolu geçti. İnşallah bütün eksikleriniz tamamlanmıştır. Sınavda herkese başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Notlarınızı daha sonra bizlerle paylaşmayı unutmayın. Herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.